kıymetli belediye başkanımız, değerli eşleri, belediye başkan yardımcımız, il yönetim kurulu üyelerimiz, kıymetli ilçe başkanım, değerli eşi ve kıymetli büyüklerim, hepinizi böyle güzel ve özel bir günde sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabii ki yeni evlenen her çiftin en içten dileğidir bir yastıkta kocaman. Ancak bu bir şans değildir. Çünkü çaba ister, emek ister, sabır, özveri, uzlaşma, anlaşma ve önemsemenin, sevgi ve saygının bir ürünüdür. Çünkü aile bir nefeste başlar, son nefeste biter. Aile toplumun içindeki en küçük çekirdektir. Bizler acıyı paylaştıkça azaltmanın, sevgiyi ise paylaştıkça çoğaltmanın güzelliklerini birlikte yaşayan bir toplumun mensuplarıyız. Eşlerin birbirlerine rahmetle bakabilmesi, konuşmadan aynı şeyleri düşünmeye başlaması, göz göze gelip aynı duyguyu hissedebilmesi, gönül diliyle konuşması, gözle değil, gönülle birbirine baktığında hayatın ağır şartları hafifler, hayat kolaylaşır ve güzelleşir. Evliliğin vazgeçilmesi olan sevgi, saygı, sabır, sadakat ve sorumluluktan oluşan bir sorumluluğa ihtiyacı olduğu gibi bu değerler ise bildiğiniz gibi ailede başlar. Çocuklar aileden gördüğü değerleri önemsemeye başlar ve küçük yaşta kimlik kişiliği oluşur. Böylece aile içindeki mutluluk dalga dalga topluma yansır ve güçlü bir toplumda bu sayede inşa edilmiş olur. Özellikle kadınlarımız, ben buradaki tüm kadınlarımızı bir alkışlamalar istiyorum kendilerine. Çünkü biliyoruz ki yuvayı dişi kuş yapar. Özellikle kadınlarımız bizim topraklarımızda hem toplumun hem ailenin temel bireyidir. Kadın bir anne, bir eş, bir evlat olarak toplumu dönüştüren, ülkeye istikamet verendir. Eğer kadın mutluysa ülke de mutludur. Eğer kadın umut içindeyse ülke de umut içindedir. Eğer kadın evinde mutluysa da ailesi de mutludur, eşi de mutludur, çocuğu da mutludur. Onları mutlu eden de beyefendilerin kendilerini alkışlamasını istiyorum. Biz inanıyoruz ki güçlü aileler güçlü toplumu, güçlü toplum ise güçlü Türkiye'yi oluşturur. İnşallah Türkiye yüzyılında güçlü ailelerimizle güçlü Türkiye için hep birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ulaşacağımızı ben ümit ediyorum. Ben sizlere birlikte 40'lı, 50'li, 60'lı, 70'li, 80'li yıllar diliyorum. Ve bu özel gününüzü 14 Şubat Sevgi Günü diyoruz biz buna. Sevgi gününüzü kutluyorum. Ve buraya geldiğiniz için, bu kadar uzun yıl evli kaldığınız için hepinizi tebrik ediyorum. Katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Kıymetli belediye başkanım, çok kıymetli kadın kolları başkanım, il başkan yardımcılarımız, belediye başkan yardımcılarımız, çok kıymetli gençlik kollarımızın beyboz teşkilat, pardon yanlış mı oldu? Şimdi burada tabii 40 ve 40 yıl üzerinde evli kalan büyüklerimizle birlikteyiz. Ancak biz bugün burada şöyle buradan baktığımızda sanki gençlik kollarımızla bir aradaymışız hissi yaşıyorum. O anlamda nice 40 yıllar diliyorum. Rabbim hepimize sağlıklı, sıhhatli, nice, huzurlu ömür ve evlilik yılında mutlu hayatlar nasip etmeye, yuvamızın Allah'ın izniyle gençlerimize de örnek teşkil edecek bir şekilde kat ve kat nice 10 yıllarla, nice 20 yıllarla birlikte olmayı hepimize nasip etmesine Rabbimden temenni ediyorum. Kıymetli
40 yıl boyunca ve üzerinde birlikte yaşadığımız deneyimler, başarılar, zorluklar ve mutluluklar sizleri ve bizleri birbirine bağlayan unsurlar da aslında. Kıymetli büyüklerimiz, örnek teşkil eden bu evliliklerimiz, az önce Gaye Başkanımızın da ifade ettiği üzere aile mefruğumuzu bir arada tutmaya yetecek olan değerlerin en başında geliyor aslında. Evlilikte 40 yıl boyunca birlikte yaşadığımız deneyimler sizlere sabır, anlayış, sevgi ve sadakat gibi değerleri öğretmiş ve pekiştirmiştir. Bu değerler sizi bir arada tutan ve birlikte güçlü kılan unsurlardır aslında. Birlikte yaşadığınız her zorluk, birlikte yaşadığınız her engel, birbirinize olan güveninizi, bağlılığınızı daha da pekiştirmelidir. Bugün burada evlilikte 40 yılını doldurmuş aileleri kutlamak ve onlara teşekkür etmek istiyoruz. Sizler uzun ve mutlu bir evliliğin ne kadar değerli olduğunu bizlere gösterdiniz. Birlikte yaşadığımız her an, birlikte büyümemizin ve birlikte olmamızın bir kanıtıdır aslında. Evlilikte 40 yılını doldurmuş aileler olarak sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor. Sizler evlilikteki sevgi, saygı, sadakatin ne kadar güçlü olabileceğini bizlere gösteriyorsunuz ve gösterdiniz. Uzun ve mutlu bir birliktelik diliyoruz ve gelecek yıllarda da birlikte nice mutlu yıllar geçirmenizi temenni ediyoruz. Teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki kaldırdınız. Sizlere de olmaktan çok mutlu olduk. Allah hepinizden razı olsun. Uzun uzun, daha nice mutlu, uzun evlilikler diliyoruz. Mutlu yıllar diliyoruz. Allah tekrar gönlümüze bereket, evliliğimize bereket, çocuklarımıza, ailemize huzur versin. Katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Saygıdeğer hemşerilerim, değerli büyüklerim, hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Sevgili gençler, sizlerin de az sayıda genç var. Yaş olarak, deneyim olarak hepiniz gençlik enerjisini enjekte ediyorsunuz zaten. Gençlerimizin de gözlerinden öpüyorum. Katılımlarınız için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine bu organizasyonu gerçekleştiren AK Parti'mizin, Beykoz ilçe teşkilatımızın kadın kolları başkanına ve yönetimdeki arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bizleri yalnız bırakmayan ilçe başkanımı, il yönetiminden Beykoz temsilcisi olan hem ana kademe hem de kadın kollarından değerli kardeşlerimiz burada. Onlara da bizlerle birlikte oldukları için çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mesai arkadaşlarımız var. Bu organizasyonun gerçekleşmesi için canhıraş bir şekilde çalışıyorlar. Onlara da siz değerli büyüklerimizin huzurunda teşekkür ediyorum. Rabbi ömürlerine bereket versin. Şimdi bir yastıkta 40 yıl diyoruz. Bir yastıkta benim için kaç yıl olmuştur acaba? Şimdi Bedri Hanım gelir misin? Gel gel. Bir yastıkta ama ya o yıllar gerçekten bir yastık vardı, şimdi iki yastık oldu bir yatakta. Bu öyle oldu bilmiyorum. Böyle daha konformist oldum, ne yaptım, yastıklar böyle küçüldü. Kaç yıl olmuştur biz bir yastıkta olalım? Kaç? 25. Kaç? 42 yıl oldu. 42 yıl oldu.
Hemen, ha burada büyüklerimiz var, daha böyle hayatı birlikte yaşamanın, hayatı birlikte yaşamanın mutluluğunu hissettiren burada çok değerli büyüklerimiz var. Ben sizlerin huzurunda eşime teşekkür ediyorum. Bizim iki evladımız var, iki torunumuz var. Ve sizler gibi değerli dostlarımız var. Hemşehrilerimiz var. Gençlere örnek olan, onları motive eden değerli büyüklerimiz var. 51'den bahsed, 51'den. 51 mi oldu? Evet, öyle bahsed. Maşallah. Maşallah. Kaç oldu? 58. Bak maşallah bak. Böyle 40, 45, 51'den bahsed. Rabbim sağlıklı, hayırlı ömürler versin. Ya hayat böyle bir şey. Hayat böyle bir şey. Geriye döndüğümüzde benim için 42 yıl. Şöyle 42 yılı inanın bir saniyede düşünebiliyorsunuz. Sanki bir andan ibaret. Ama o 42 yılın içerisinde neler var neler. Neler var neler. Neler sığdırdık. Tatlılığıyla, ara sıra acısıyla, hüznüyle. Ama güzel bir yaşam oldu. Hayat böyle bir şey ve eksikliğimiz, benim eksikliğimi eşim Bedriye Hanım giderdi. Benim en mutlu olduğum an ne zaman biliyor musunuz? Hani zaten evdeyiz de, hani hadi gel bir yere gidelim, şöyle bir dolaşalım, yemek yiyelim dediğimde yanımda eşim varsa en mutlu olduğum andır. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Fakat son zamanlarda hanım biraz şey yapıyor. Ya ben gelmesem olmaz mı diyor. Bu konuda sapma işte ben. Efendim? Ama iyi ki var. Dünyaya getiren, yetiştiren babasına rahmet, babamıza rahmet. Annemize sağlık, sıhhat diliyorum. İyi ki onlar varlar. Bizim hayatımızın eksikliğini eşlerimiz tamamlıyor. Yani kadınlar için de hayatının eksikliğini kocaları, eşleri tamamlıyor. Aslında bir bütün oluyoruz. Öyle değil mi? Aslında bir bütün oluyoruz. Birbirimizin değerini bilme konusunda gereken, ben kendi açımdan söylüyorum, gereken gayreti, çabayı sarf ediyor muyuz? Bende biraz eksiklik var, onu ifade edeyim. O anlamda eşimden özür diliyorum. Sizleri seviyoruz. Sizler ülkenin geleceğini inşa ettiniz. Ülkemizi şu an yöneten ve gelecekte yönetecek olanlar, Beykoz'u yöneten ve yönetecek olanlar, sizlerin şekillendirdiği, yoğurduğu ve motive ettiği insanlar. Ülkenin geleceği sizlerin, bizlerin, nesillerinin ellerinde şekillenmiş oldu. Duamız, temennimiz. Duamız, temennimiz. Bizlerin nesli gelecekte bu güzel Beykoz'da daha iyi şartlarda yaşasınlar. Daha da mutlu olsunlar. Onu arzu ediyoruz. Değil mi? Bizden daha mutlu olsunlar. Daha huzurlu olsunlar. Onu arzu ediyoruz. Şimdi şunu da ifade edeyim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız inşallah temennimiz, arzumuz 31 Mart akşamı öyle olmasını arzu ediyoruz, temenni ediyoruz ve de o yolda çalışıyoruz. Sizlerden de destek bekliyoruz. Murat Kurum Başkanımız, Erzincan'daki elim kazadan sebep bugün programlarını iptal etti. Dolayısıyla aramızda bulunamıyor.
ben Murat Kurum Başkanımızın sizlere selamlarını, sevgilerini ve saygılarını iletiyorum. Sizlerin duasıyla ve sizlerin desteğiyle inşallah İstanbul'a ve İstanbulluya hizmet edecek, İstanbul'da yaşamı daha kolay hale getirmek için birlikte gayret göstereceğiz. Değerli büyüklerim, değerli hemşehrilerim, malum 31 Mart'ta seçimler var. Bu seçimlerle ilgili dualarınızı bekliyoruz. Bir kardeşiniz olarak Beykoz'da benim mesai arkadaşlarım ve belediyedeki bütün çalışanlarımızla beraber yapmak istediğimiz şudur. Hani belediye temizlik yapar, yol yapar, park yapar vesaire ya. O değil. O zaten olacak. Onun olması gerekiyor. Bizim yapmak istediğimiz Beykoz'da yaşayan insanlarımızı mutlu kılmak. Mutluluğun önündeki engelleri çekip almak. Kaldırmak. Hayata daha bir sarılmasını, daha bir mutlu olmasını, gelecekle ilgili umutlu olmasını sağlamak. Bütün motivasyonumuzu oluşturan budur. İnsanımızın yüzünde tebessümü gördüğümüz an, inanın ben de çok mutlu oluyorum. Mutlu olduğunu hissettiğim an insanlarımızın, o bizi inanılmaz anlamda motive ediyor. Sizlerin mutluluğu ailedeki mutluluğu artırıyor. Sizlerin motivasyonu ve mutluluğu çocuklarımızın, torunlarımızın gelecekle ilgili daha umutlu olmasını sağlıyor. Eğer yaşadığımız bölgede huzurlu değilsek, mutlu değilsek orayı terk ederiz, değil mi? Biz vatanımızı seviyoruz. Biz ülkemizi seviyoruz. Biz Beykoz'u seviyoruz. Burayı sevmenin bedeli mutluluk için geceli gündüzlü çalışmaktan geçer. Ve onu da yapmaya çalışıyoruz. Ve ben bu işi şöyle özetliyorum. Eğer bizim evlatlarımız geleceğini kendi ülkesinde görüyorsa, eğer bizim evlatlarımız, torunlarımız hayallerini, gelecekle ilgili hayallerini, umutlarını Beykoz'da çok iyi gerçekleştirebileceğine inanıyorsa, o motivasyonu varsa bilin ki bu ülkenin geleceği emin ellerdedir. Hani ülkemizin geleceği? Bizler gittikten sonra arkamızdan Fatiha okuyacak olanların devam etmesi, ay yıldızı bayrağımızın bu güzel ülkenin üzerinde, bu gök kubbenin altında dalgalanmaya devam etmesi, gençlerimizin, bizim nesillerimizin mutlu olmaları ile yakından ilgilidir. Hayallerini burada gerçekleştirebileceğine inanmış olmaları ile ilgilidir. Allah nasip ederse inşallah 31 Mart'ta desteğinizi bekliyoruz. 31 Mart sonrasında nasıl biz 5 yılda 15 yıllık hizmet dedik, çalıştık. Hız kesmeden, hatta hız artırarak hizmete, mutluluğa katkı vermeye devam etmeyi düşünüyoruz. Bu anlamda siz değerli büyüklerimizden dua bekliyoruz. Destek bekliyoruz. Varlığınız geleceğiniz, varlığınız motivasyonumuz. Rabbim sizlere sağlıklı, bereketli, hayırlı nice yıllar nasip etsin. Hep beraber inşallah. Rabbim keder nasip etmesin. Biz şuna inanıyoruz. Beykoz'un %100'ünün desteğini alacağız. %100'ünün desteğini alacağız. Destek nedir? Seçimde oydur. Destek nedir? Oy olmasa da seçimde sonra vereceği vergidir. Destek nedir?
mütebessim bir şekilde bizi karşılamasıdır. Destek nedir? Eksiğimizi göstermesidir. Destek nedir? Mutluluğun önündeki engeli kaldırmamıza düşüncesiyle, fikriyle, söylemiyle katkıda bulunmaktır. Dolayısıyla herkesin bize bir şekilde desteği olacak Allah'ın izniyle ve Beykoz'un mutluluk yolundaki ilerleyişi de daha hızlı olacak diye inanıyoruz. Ben ellerinizden öpüyorum. Ellerinizden öpüyorum. Özellikle hanımefendilerim görünce ben annemi böyle hissediyorum. Korona sürecinde benim annem ve babam 6 gün arayla gittiler, görüştüler. Mekanları cennet olsun. Hep yani babam da hiç annemden ayrı kalmayı arzu etmezdi. Duaları öyleymiş. Bize büyük acı yaşattılar. Ama bir de hayatın daha çok farkına varmamı öğretti annemin babamın gidişi. Yani varlığında çok hissedemiyor insan da. Gidince yokluğunu inanılmaz hissediyor. Ben böyle 70 yaşının üzerinde birisi rahmetli olduğu zaman diyorum ki işte benim annem. O annemin kaybedişteki, ondan ayrılıştaki psikolojiye görünüyor. Alev Avatlı hocamız Beykoz Merkez Mahallesi'nde oturuyordu. Yaklaşık 20 yıldır burada oturuyordu. Mesela onun cenazesine gittim ya, yani öldüğünü duyduğumda eyvah dedim. Bir büyüğümüz, bir annem gitmiş gibi oluyor. Bir büyük böyle 70'li yaşlarda birini uğurladığım zaman diyorum ki annem gitti. Bir güç gitti. Bir yol gösterici gitti. Bir motivasyon kaynağı gitti. Varlığıyla himaye eden, yuvayı yapan o anne gitti. Ben öyle bir hüzün, öyle bir psikoloji içerisinde oluyorum. Dualarımız sağlıklı bir ömür. Dualarımız hayırlı bir ölüm aynı zamanda hepimiz için. Rabbim ülkemizin geleceğini güzel eylesin. Rabbim sizlere sağlıklı, hayırlı ömürler versin. Rabbim evlatlarınızın, komşularınızın, ailelerinizin hep güzelliklerini sizlere yaşatsın. Rabbim kaldıramayacağımız yükü bizlere yüklemesin. Ama Rabbim inşallah bizim gençlerimizi şöyle bir duygunun içerisine tam olarak girmelerini sağlasın. Benim ülkem, benim şehrim İstanbul, benim şehrim Beykoz, hayallerimi dünyada en rahat gerçekleştirebileceğim yerdir dedirtmeyi bütün gençlerimize nasip eylesin Rabbim. O da bizlerin gayretleriyle olacak. Geleceğimiz güzel olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Bu çok güzel organizasyon için AK Parti Beykoz İlçe Teşkilatımızın kadın kolları başkanına, kadın kollarındaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yine ilçe başkanıma teşekkür ediyorum. Saygıdeğer hanımefendiyle beraber geldiler. Bir de bizim gaye kardeşimiz büyükleriyle beraber geldi. Kaç yıl oldu? 55 yıl. Anne baba burada. Kayınvalide, kayınpeder burada beraber geldiler. Rabbim sağlıklı, hayırlı ömürler nasip etsin. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. İlden gelen kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Seçim Koordinasyon Merkezi'nin başkanı olan Hayrettin kardeşime teşekkür ediyorum. Buradaki güzel atmosferi Beykoz'a ve Türkiye'ye aktaracak olan yerel basından arkadaşlarımıza can gönülden teşekkür ediyorum. 61. Nerede 61? Rabbim sağlıklı ömürler versin birlikte inşallah. Rabbim sağlıklı ömürler versin. Abi Trabzon'da Türkiye'nin haberi iyi diyor ya.
dünyanın her yerinde. Ama son zamanlarda futbolda biraz geri düşmeye başladı. Saygılar sunuyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.